partimizin değerli üyeleri, yaklaşık 3 gündür bir çalışma bölgemizde yürütmektedir. Çalışmayı yürüten İstanbul Milletvekilimiz Cihangir İslam, Bursa Milletvekilimiz Burhan Sarıbağ, parti meclis üyemiz Nihal Bilek. Geçtiğimiz hafta sonu Siirt'e gelerek temas ve incelemelerde bulunan CHP Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ile İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın temas ve incelemeleri sona erdi. Heyet üyeleri parti meclis üyesi Nefak Bilek ve İl Başkanı Enver Güneş'in katılımıyla bir basın toplantısı düzenleyerek temas ve izlenimleri hakkında bilgi verdiler. Parti hizmet binasında düzenlenen basın toplantısında CHP İl Başkanı Enver Güneş ziyaretlerinden dolayı milletvekillerine teşekkür etti. Parti meclis üyesi Nefak Bilek ise kendisinin milletvekilleriyle birlikte 2 gün boyunca halkın arasında olduklarını ve sorunları yerinde tespit ettiklerini söyledi. Yapılan tespitlerin önemli olduğunu belirten Bilek, heyet üyelerine teşekkür etti. Genel merkezin Siirt ilimizde sorunları gerek ekonomik, gerek sosyal, gerekse bölgedeki tüm genel anlamdaki tespitleri yapmak üzere Bursa Milletvekilimiz Sayın Orhan Sarıbağ, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Cihangir İslam görevlendirildi. Tabii ben de o birinci gün kendilerine katılamadım. Ankara'daydım. İkinci gün kendilerine Sayın İl Başkanı ve İl Yönetimi arkadaşlarla bir araya geldik. Verimli bir çalışma geçirdik. Bu dördüncü gün oluyor burada olmaları. Öncelikle kendilerine çok teşekkür ederim. Siirt'in sorunu gerek yerel medyaya gerekse ulusal medyaya ulaştıracağına inanıyorum. Siirt adına il başkanımızın söylediği gibi il başkanlarına da kendilerine teşekkür ediyorum. CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Sözcüsü İslam toplumun her kesimiyle olduğu gibi özellikle yaşlı kesimle görüşerek sorunlarını tespit ettiklerini ve bunların çözümü için çaba harcayacaklarını belirtti. Değerli konuklar, çok değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cuma günü Siirt ilimize Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Meclisi Üyemiz Sayın Orhan Sarıbal'la birlikte Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun selamını sizlere getirerek görevimize başladık. Sayın Sarıbal bu konuda hepimiz adına gerekli açıklamayı birazdan yapacak. Bu nedenle ben sadece bir iki detay üzerinde duracağım. Çalışmalarımız içinde ekonomiden ulaşıma, ziraatten sosyal politikalar ve yaşlılık meselesine kadar birçok alanda bilgi topladık. Yer geldiğinde elimizden geldiğince çözüm göstermeye çalıştık. Ama gerçek olan şuydu ki gerçekten hem Siirt halkının hem de çevre ilçelerin yoğun ilgisiyle ve artan desteğiyle, güçlü desteğiyle yüz yüze kaldı. Yaşlılarla yüz yüze Yaşlılık Komisyonu, Araştırma Komisyonu, CHP grubu sözcüsü olmam hasebiyle Siirt'teki yaşlıların, yani bölgedeki yaşlıların özel sorunlarını da tespit etmeye çalıştım. Bunları da bir rapor olarak komisyon arkadaşıma ileteceğim. Bunun dışında dün gece üzücü bir olay yaşadık. Kurtalan'da Sayın Doktor Vedat Oran, genç meslektaşımızın darpa uğradığı haberini aldık ve hemen programımızı kesip il başkanımızla, Sayın Nevah Bilek'le, Sayın Sarıbal'la birlikte gece herhalde saat 10-10.30'u bulmuştu. Kurtalan'a gittik, gerekli bilgiyi aldık. Kaymakamla, Sayın Kaymakamla temaslarda bulunduk. Acı olan şuydu, risk altında çalışan sağlık personelinin ve hekimlerin çalıştığı kurumlarda, ki bir tanesi Kurtalan Devlet Hastanesi'ydi, bir emniyetin görevlendirdiği bir polisin olmadığını, yani idarenin de emniyet gücü açısından yetersiz durumda olduğunu öğrendik. Bursa Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal da yaptığı açıklamada ülke sorunlarının yanı sıra yerel sorunlara da değindi. Kürt meselesinin eşit yurttaşlık temelinde bireysel hak ve özgürlükler temelinde çözülmesini isteyen Sarıbal, işsizlik ve yoksulluk olduğunu iddia ederek işsizliğin bir aile travması haline geldiğini iddia etti.
basının özgür olması gerektiğini ve yerel basının çok büyük zorluktan çektiğini belirten Sarıbal, yerel sorunlara değinerek özellikle Ilısu Baraj Gölü üzerinden en az iki köprünün yapılarak vatandaşlara rahat ulaşım sağlanması gerektiğini söyledi. Sarıbal, bir soru üzerine parti olarak kayyum atamalarına karşı olduklarını belirtti. Ülkede elbette işsizlik, yoksulluk, birçok mesele var ama Siirt halkı için önemli olan parti meclislerinde söylediği adalet, demokrasi ve elbette Kürt meselesinin bir an önce eşit yurttaşlık temelinde, bireysel hak ve özgürlükler temelinde artık çözülmesine dair bir tutum. Çünkü bu ülkede birçok meselenin demokrasi, adalet ve buna bağlı olarak toplumdaki ayrışmalarının giderilerek çözülebileceğine inanıyor Siirt halkı. Biz bu toprakların asıl insanlarıyız. Ne bölünme meselesi, ne ötekileştirme meselesi, ne ayrıştırma meselesi. Artık bu meselenin birilerinin siyasi aracı olmaktan çıkması ve bir an önce çözülmesi konusunda iradeleri var. Bu konuda çok net bir tutumları var. Elbette işsizlik. İşsizlik bütün Türkiye'nin meselesi, elbette Siirt'in de meselesi. İşsizlik meselesi öyle hal almış ki artık gerçekten aile travmasına dönüşmüş, kaosa dönüşmüş, krize dönüşmüş. Bütün Türkiye'de yoğunlukta devam ederken Siirt'te de öyle ilçe var ki sürekli boşalan bir hale gelmiş. Buradan dolayı ciddi bir göç sorunu, yani bir göç sorunu gerçekten Siirt için önemli bir hal almış durumda. Tabii işsizlik olunca, gelir düşüklüğü olunca yoksulluk. Hani iktidar 2003 yılında iktidara gelince yoksulluğu, yasakları ve elbette bunları yeneceğini söylemişti. Bugün geldiğimiz noktada yoksulluğu yenmeyi bırakın, yoksulluğu yönetmeyi tercih etmiştir. Bugün kentlerde yaşadığımız fakirlik ve yoksulluğun temelinin kırdan, köylerden, ilçelerden yaşanan tarımdaki uzaklaşma, yerinde yaşamını sürdürememe, yerinde ekonomiyi ne yazık ki sağlayamamaktan kaynaklanmaktır. Yani baktığımızda iktidar yasakları önleyeceğim dedi, yolsuzluğu önleyeceğim dedi, yoksulluğu önleyeceğim dedi. Baktığınız zaman pik yapmış durumda, tüm artmış. Elbette Siirt de bundan çok net bir şekilde payını almış. Kısa kısa baktığımızda esnaf siftah yapamıyor artık. Gerçekten perişan. AVM'lerden doymuş, bıkmış. Bütün gün çalışıyoruz ama bir tek satış bile yapamıyoruz diyor. Ciddi sorunlar var. Sicil sorunu var. Covid-19 döneminde bile bir miktar destek vereceklerdi. O desteği alabilmemiz için 75 bin TL ciro yapmamızı önerdiler. Bu da yetmedi. Sicil affında olması gerek. Sicilin temiz olmasını istediler. Ve ne yazık ki buradan da yeterli düzeyde yararlanamadım. Önce faizsiz dediler. Alan arkadaşlarımız sonra faiz ödediler. Bu AVM yasasının bir an önce geçmesini, bu alışveriş özellikle büyük marketlerin, ulusal marketlerin artık sokaklara kadar inmesinden rahatsızlar. Bakkal, esnaf, perişan, bir an önce buna çözüm getirilmesi konusunda temel tercihleri var. Elbette elektrik, mazot, doğalgaz gibi temel giderler sanayiciyi de etkilemektedir. Sanayici de bu konularda rahatsız. Her ne kadar gördüğümüz Siirt'in bütün üretim alanları parsellenmiş görülmekte, bütün kaynakları ağırlıklı olarak parsellenmiş görülmekte, madeni, suyu ne yazık ki ticarileşmiş ve ne yazık ki bu iki kaynaktan Siirt halkı yararlanmak yerine, Siirt halkının yararlanması yerine 3-5 kişinin yararlandığı bir tarihsel süreçten geçiyoruz. Ama bu ülkenin vatandaşıysanız, örneğin Bağkurluysanız, Çiftçi Bağkurlu ya da Esnaf Bağkurlu, eğer olası bir iki taksitini ödeyememişseniz hastaneye gittiğinizde size sağlık hizmeti verilmiyor. Yani bu ülkenin vatandaşı olmak ve esnafı olmak ve çiftçisi olmak cezalandırılıyor. Geldiğimiz hal bu. Umarım iktidar mensupları duyulur. Hocam, değerli Cihangir İslam hocam söyledi. Yaşanan doktor üzerinden yaşanan şiddet meselesi ve burada çok net şunu söylemek lazım. Vedat Oran doktorumuz, uğradık, şifalar diledik elbette ve bu suçu işleyen Mustafa Tüzüner akşam gözaltı, sabah serbest. Oysa daha bir hafta önce bir kanunla ortaya çıkmış olan
katalog suçlar dediğimiz bir, kadına uygulanan şiddet. İki, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetten dolayı daha hassas, daha dikkatli ve tutuklamaların olması gerektiğini ortaya koyan bir madde. Bir hafta. Çeşitli gerekçelerle daha sabahında serbest bırakılıyor. Ne demektir biliyor musunuz? Şiddeti uygulayanlar ödüllendiriliyor. Zaten uzunca bir zamandır Cumhurbaşkanı kendi eliyle AKP iktidarı bilim insanlarını itibarsızlaştırdı. Meslek mensuplarını itibarsızlaştırdı. Sıradanlaştırdı. Önemli yaşlılar komisyonunu kurduk. Başında da Cihangir İslam hocam var. Bu ülkenin en önemli kariyer yarası ve bundan sonra daha da büyüyecek. Çünkü toplum bir yaşam biçimini değiştiriyor. Yaşlıların çeşitli sorunları gün geçtikçe artıyor. Dolayısıyla bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi bir komisyon kurarak ve onu özel çalıştırarak o konuda bir çaba sarf ediyor. O komisyonun sözcüsü bugün aramızda, birlikte bu Siirt gezisini yaptık. Oradan doğru özel çalışmalar yürüttüğü raporunda bize ayrıca bu programa yansıtacak. Değerli basın emekçileri, tabii bunları söylerken kısa kısa Siirt'in temel bazı sorunlarını da sizle paylaşmak isterim. Ekonomik olarak bir, bugün Siirt battaniyesi, tiftikten elde edilen Siirt battaniyesinin dokumacılığı 40-50'ye düşmüş. 1900'lü, 1970'li yıllarda nüfus 50 binken 300 civarında tezgah varken bugün nüfus 330 bin 40-50 tezgaha düşmüş. Yani battaniyesi, yorganı, yatağı, dünyanın en sağlıklı ürünü olan tiftik konusu ne yazık ki şu anda sahipsiz. Esnaf ne yazık ki bu konuda çok üzgün, çok kırgın. Daha önce il özel idareler aracılığıyla köy destek projesi adı altında ayrılan bir kaynak bunlar için kullanılırmış. Üreticiler ürettiklerini götürüp teslim eden 5-10 yıl içerisinde de Ziraat Bankası'na ödenecek olan çeklerle bu işi sürdürürlermiş. Bugün ne yazık ki sahibi yok ve bitmek üzere. Bu konuda ciddi talepleri var. Çok üzgünler. Etkileri var. Yan etkileri var. Dolayısıyla 2003 AKP Genel Başkanı, o gün milletvekili aday adayı olarak burada seçime giden Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'i Ataköy yapacağız. İstanbul'da ne varsa Siirt'te o olacak diyerek Siirt halkına söz verdi. Geldiğimiz noktada 20 yıl sonra ne yol tamamlandı, ne Siirt ekonomik olarak kalkındı, ne Siirt Ataköy oldu. Ama birileri beyefendi oldu, birileri zengin oldu, birileri bir eli yağda, bir eli balda, birileri kral oldu. Siirt'in kaynakları yandaşlara gitti. O yandaşlar zenginlik içerisinde İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşamlarını sürerken Siirt halkına sadece yoksulluk, sadece seyretmek kaldı. Dolayısıyla tekrar çok net bir şekilde söylemek isterim. Yine değerli basın emekçileri, yol meselesi olunca Siirt'in derdi de çok. Ilısu Barajı. Elbette hiçbir baraja karşı değiliz. Barajlar yapılmalı. Ama eğer bir baraj yapıyorsanız, onun önüne ama fakat koyuyorsanız burada sorun var. Enerji amaçlı yapılan santrallerden bu su hiç başka hiçbir şey amaçla kullanılmaz. Enerji amaçlı yapılan barajlarda tutulan su başka amaçla kullanılmaz. Ya bu su Siirt halkının, Siirt ormanlarının, Siirt dağlarının, Siirt coğrafyasının Botan'dan tutun da ta devam ediyor gittiği son noktaya kadar Batman, Siirt, Şırnak ta bu tarafa kadar, merkeze kadar bütün köyler birbirinden ayrılmış. Erul, Çakar, birçok mesele var. Yüzlerce köy ulaşımları kesilmiş. 20-25 dakikalık, 15 dakikalık yollar 1 saate, 1,5 saate, 3 saate çıkmış. Adeta eziyete dönüşmüş. Baraj birilerine kar, rant sağlayarak birilerini de yaşamından bezdirmiş. Bir taşıma aracı konmuş barajın üzerine. O taşıma aracı, en küçük araç 35 lira, dönüş 35 lira, 70 lira. 1,5 saat bekleyeceksiniz. Orta boy bir araç 50 gidiş 50 geliş 100 lira. Yük taşıyan araç 200-250 lira gidiş geliş 500 lira. 1 saat 1,5 saat bekleyecek. Bu bir eziyet değil mi arkadaşlar? Hastanız var, acil bir işiniz var. Kader. Böyle bir şey olabilir mi? En az 2 köprü talebi var halkın. En az 2 köprü talebi. Bu köprülerin mutlaka ve mutlaka biri merkeze yakın olan Billoris ve Sağlarca bölgesinde, diğeri de elbette dar geçit bölgesine yakın olan, o bölgede birbirine bağlantı kuran bölgede talepleri var. Ama ağırlıklı olarak acil
biliyoruz ki Sağlarca bölgesindeki barajın derhal ama derhal yapılması talebi var. Gerçekten eziyet. Çok üzgünüm. Şunu söylüyorlar. Bu baraj yapılmadan önce orada günde 1000 araç civarında araç geçti. Dünya artık bu kadar çok ilerledi ki kanalizasyon dediğimiz şey bir yağmur suyu için olur, bir de evsel atıklar için olur. Evsel atıklar için olanı alırsınız kapalıya, onu gönderebileceğiniz gitmesi gereken yer neresiyse oraya kadar götürürsünüz ki bu ağırlıklı olarak arıtmalar ve o bölgeler olur. Ama açık alanlar olarak yağmur suyun toplandığı yerlerde açık yaparsınız. Hatta bunu doğal kanallarla yaparsınız. Öyle betonla da değil bir sonuca varırsınız. Oraya gidilemediği çok net bir şekilde söyledi. Elbette Erol'un kendine özgü birçok şey var ama mesela meyan kökü fabrikasından tutun da un fabrikası, yem fabrikası, kapanan teker ve sigara fabrikasının tekrar canlandırıldığında Erol ve Siirt, bütün Siirt halkına çok ciddi yararların olacağı oldu. Çok net bir şekilde söylendi. Baykan meselesi şu, çok net söyleyelim bunu. Bu büyük yoldan bahsediyoruz. Bu tamamlanamayan, başarılamayan yolun Baykan'ın içinden geçtiğini görüyoruz. Yine çok acı bir şey. Dün bu yolda yine 4 kişinin hayatını kaybettiği bir trafik kazası yaşandı. Ve Baykan'ın içinde giden bu yoldan dolayı çok ciddi kazalar oluyor. Bu kazaların giderilmesi için hemen hemen 2,5-3 kilometrelik bir yol Baykan'ın dışına çıkarılmadığı için Baykan şehir merkezinden ulus değil uluslararası bir yol gitmekte. Bu yolda o ilçeye adeta kabus gibi çökmüş ve kazalarla uğraşan bir ilçe haline gelmiş. O yüzden bir an önce buranın tamamlanması ve o kent merkezinden giden uluslararası yolun kent dışına çıkarılması önemli talep edilmektedir. Veysel Karani beldesi var. Orada yaşadığımız iki temel sorun 1 milyon 200 bin insanın inanç amacıyla oraya geldiğini biliyoruz. Ama orada TOKİ ve altyapıların yatırımları yeterli olmadığı, Aras ve Çetek arasındaki yolun mutlaka tamamlanması gerekiyor. Ciddi bir yol sorunu var. 25 dakikalık yol 1,5 saate dönüşmüş durumda. Yine Pervane'nin önemli bir sorunu var. İçme suyu. Yağmur yağdığında içme suları bulanık ve çamurlu geliyor. Bunun derhal çözülmesi lazım. Uzun süre partinin içinde duran, AKP'nin içinde duran, sonradan yolları ayrılan ama Siirt'in iş dünyasının önemli bir ismi, her seçim döneminde bütün bu sorunları çözeceğiz diyerek Pervari'ye gelip hem Siirt'in hem Pervari'nin sorunlarını çözeceklerini söyleyen o yapı ne yazık ki sesini kesmiş, susmuş ama Pervari'nin ve Siirt'in sorunları tamamen durmakta, göreve çağırıyoruz tekrar kendilerini. Şirvan işsizliğin en çok olduğu bir yer, göçün en fazla olduğu bir yer. Son bir yılda 100 ailenin göç ettiğini görüyoruz. Yoksulluğun, işsizliğin egemen olduğu bir kent ne yazık ki. Çok üzgünüz bu konuda. Gerçekten orada ciddi sorun var. Muhalif bir ilçe olması açısından da siyasetin kendilerini arka plana attıklarını söylemekteler. Ve son olarak da şunu söyleyebilirim Siirt genelinde ilgili. Der ki halk, ya bakan geldiğinde, milletvekili geldiğinde, iktidar mensupları geldiğinde şu uçaklarda hiç ne rötar oluyor ne gelmemezlik oluyor. Ama iş halkın gelmesine döndüğünde ya rötar yapıyor, ya gelmiyor, ya iptal ediliyor uçuşlar. Adaletin egemen olduğu, demokrasinin egemen olduğu bir tarihsel süreç yaşayacağız. Dolayısıyla kayyumlara çok net bir şekilde karşı olduğumuzu Cumhuriyet Halk Partisi adına net bir şekilde söylemek istedim. Basın toplantısı milletvekilleri ve partilerin çektikleri toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.